Merhaba arkadaşlar, Magic olan bilişlerinde platformu Teknoloji Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugünkü inceleyeceğimiz ürünümüz Bosch'un Planya diye ürünü serisi geçiyor. Profesyonel seri GHO 6500 model 650 watt gücündeki Planya ürününü inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle kutu açılımı yapacağız. Kutu açılımı içerisindeki ürünlerin neler olduğunu göstereceğiz. Daha sonrasında ufak bir bilgilendirme yapacağız ve videomuzu bitireceğiz. Videomuza başlamadan önce bizleri takip ederek kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Videomuzu da beğenirseniz bildirimleri de açarak bir sonraki videolardan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet, etikette de gördüğünüz üzere her zaman olduğu gibi tabii ki ürünümüz Çin'de üretilmiş. Almanya kontrolünde Çin'de üretilmiş ürünümüz. Evet, bu Planya ne iş yapıyor arkadaşlar? Öncelikle isterseniz bir ufak bir bilgi verelim. Üst yüzey 2,5 mm çapında yüzleştirme, kenar açma, kanal açma gibi işlerinize yarayacak bir üründür. İsterseniz şu kutuyu hemen açalım. İçerisinde neler çıkıyor? Merak eden arkadaşlar için burada göstermiş olalım. Evet, kutu içeriğimizde kullanım kılavuzunu koymuşlar. Aparatları, ek aparatları mevcut. Yan aparat herhalde. Bunu da bahsedeceğim. Paralel kesim için. Ürünümüzü de şöyle çıkartalım. Birlikte bakalım öncelikle. Evet, ürünümüzün buradaki kesim ayarından bahsedelim. 2,5 milimetreye kadar ürünü, yani diş kısmını azaltabilip arttırabiliyorsunuz. 2,5 milime kadar bir anda kesim yapabiliyorsunuz. Düzleştirme yapabiliyorsunuz. Sol ve sağ kol, yani solak ve sağlaklar için diyelim. Kullanım için iki taraflı kullanıma uygun yapılmış. Yani solaklar da kullanabiliyor, sağlaklar da kullanabiliyor diyebiliriz arkadaşlar. Yan aparatlarından da bahsedelim. Kablosu takriben 4 metre olması gerekiyor. İçerisinde filtresi yok. Filtre toz bezi konulmuyor. Bunu kendiniz yapmanız gerekecek. Kutusunda maalesef çıkmıyor. Buradan talaş kısmına kendiniz bir aparat yaparak toz filtre şeyini oluşturabilirsiniz. Şuraya da takabiliyorsunuz. Evet, bu aparatımız ne işe yarıyor? Hemen ondan bahsedelim. Hatta kutu üzerinde resmi de mevcut. Şöyle hemen gösteririz. Yani anlaşılır zaten. Evet, şu resmi görüyorsunuz arkadaşlar. Sol kısımdaki resimde yan tarafta açacağınız kanalın ayar kısmını yaparak yan tarafta da kaç milimetre, kaç santimetre kanal açacağınızı buradan bu aparatı yan tarafına montaj ederek kullanabiliyorsunuz. İsterseniz montajını ufak bir yapalım. Siz de görmüş olun. Evet, bu parçayı nasıl kullanacağız hemen onun montajını gösterelim. Videomuzu bitirelim. Bu arada kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olup bizleri destekleyebilirsiniz. Şu parçamız dayama diye düşünebilirsiniz. Yani ahşap kısmını dayayarak istediğiniz ölçüye göre ayarlayıp iç derinlik, dış derinlik verebiliyorsunuz. Öncelikle montaj için şu parçayı söküyorsunuz arkadaşlar. Kızak kısmına yerleştirip tekrardan bu kısmı şu şekil montajını buraya yapmanız gerekiyor ilk başta. İleri geri hareket edebilecek. Ona göre zaten derinlik kısmını buradan veriyorsunuz. Bunu sabitleyelim isterseniz. Şu kısmını da sol kısmı ya da sağ iki tarafta da çalışabiliyorsunuz. Şu an ben sol tarafına montajını yapacağım. Şöyle göstereyim. Sıfıra dayayalım şunu. Şu kısmı da buraya bir daradığınız zaman kanalı da oturtuyorsunuz. Evet, ahşap dayama haznesinde bu şekilde yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu içe doğru, dışa doğru kaydırabiliyorsunuz. Onun ayarını da artık yapabilirsiniz. Yani ahşaba şu şekilde dayadığınız zaman düzgün bir kesim istiyorsanız ölçülü buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdilik anlatabileceklerimiz bu kadar. Uygulamalı videolarını izleyebilmek için takip kısmından bizi takip edebilir ve bildirimleri açarsanız bununla ilgili diğer çalışma videolarını çekeceğiz. Açıklama kısmında ekleyeceğiz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.